Herkese merhaba, ben Burak. Burak Vlog kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel video ile daha karşınızdayım. Bu video umarım ki çok güzel olacaktır. Hepiniz beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben çünkü çok isteyerek çekeceğim bu videoyu. Tabii ki önceki videolarımda hep isteyerek çektim ama bu videoya biraz daha özen göstereceğim. Bu videoda kuşlarımızı göreceksiniz. Takipçim olmayan ya da ilk defa izleyenler varsa kuşlarımı göstereceğim. Ayrıca yavru muhabbet kuşlarını falan hediyeler olacak. Onlara geçeceğiz. Yalnız geçmeden önce lütfen arkadaşlar benim motivasyonum için hani biraz daha motive olayım şu videoları çekerken. Çünkü kanalımızda gerçekten son zamanlarda abone artıyor ama izlenmeler düşüyor, beğeniler düşüyor, yorumlar düşüyor. Lütfen benim motivasyonum için hani beni mutlu etmek istiyorsanız eğer videoya bir beğen atın ve yorum yapın. Bu beni mutlu edecektir zaten sonuna kadar. Benim için para falan önemli değil. Sadece istek olması lazım. Ben de video çekme isteği olması lazım ki sizlere daha güzel videolar çıkarayım. Takipçim olmayan kişiler de varsa eğer lütfen aşağıdan abone ol butonuna basarlarsa çok sevinirim. İlerleyen zamanlarda daha farklı videolar da gelecek. Şimdi asıl konumuza gelelim. Buradan başlayalım. Bildiğiniz gibi ben okumaya, kitap okumaya teşvik etmek için Muhabbet Kuşları kitabından kendimi almıştım. Hatta kanarya, akvaryum falan kitaplar almıştım ben. Kendimi alırken sizlere de almıştım, takipçilerime de almıştım. Ve çekiliş yapmıştım ben bu kitabın. Bu kitap eğer bilmeyen varsa burada bu kitapta bakım hastalıkları üretilmesi hakkında bir sürü şeylerden bahsediyor. Nasıl bakılmalıdır muhabbet kuşları, üretimleri nasıldır, renk mutasyon çalışmaları nasıldır, bunlardan bahsediyor. Çok güzel. Muhabbet kuşları ilk zamanlarda nereden geliyor, ana vatanı neresi, bunlardan tutun mutasyon çalışmalarına kadar her şeyi anlatıyor. Ben bunun çekilişini yapıyordum. Çok az kişi ilgi göstermişti bu çekilişe. O yüzden sadece 3-4 kişiye sanırım hediye ettik bu kitapları. Geri kalanı benim elimde kalmıştı. Verememiştim kimseye, yani hediye edememiştim. Ben bunu şu şekilde yapacağım. Yaklaşık 8 aydır bu kanalımız aktif ve sürekli video atmaya çalışıyorum. Atamadığım zamanlarda oldu tabii ki ama sürekli, yani bir hafta iki haftayı geçirmeden video atmaya çalışıyorum. Ve bu 8 aylık bir süreç içerisinde sürekli yorum yapanlar var videoma. Instagram'dan bana ulaşanlar var, hatır soranlar var. Video gelmeyince sorgulayan arkadaşlar var. Onların da artık hediye zamanı geldi diyorum. Onlara bu kitaptan zaten 5 arkadaşım var. Şöyle 5 tane kitap var burada. 5'ini de onlara göndereceğim. Bu isimler kim? Bunu kesinlikle arkadaşlar hani bana yazmayın çekiliş olduğu, ne zaman haberimiz olmadı falan diye. Kesinlikle çekiliş değil. Kanalın ilk zamandan bu zamana kadar sürekli yorum yaptıkları için, sürekli videoyu beğendikleri için, sürekli takipçim olduğu için onları hediye edeceğim. Bu isimleri de şimdi söylüyorum. Eğer sizseniz bana Instagram'dan ulaşın. Zaten o dediğim arkadaşlar, şu an ismini vereceğim arkadaşlar, bana Instagram'dan önceden yazan insanlar, sürekli yazan insanlar ve önceki videolarıma bakarsanız sürekli zaten bunların ismi geçiyor yorumlarda. İlk olarak Onur Aca. Onur kardeşim sürekli ilk yorum yapmaya dikkat ediyor. Ona bu kitabı hediye etmek istiyorum. Ondan sonra Ömer Faruk Kurt. Bu kardeşim de sürekli yorum yapıyor. Ona da bir tane kitap hediye edeceğim. Buse Nur var. Kız takipçilerime çok önem gösteriyorum. Çünkü bu küçük kardeşlerimiz hani çoğunluk erkek olduğu için benim takipçilerim. Kızlara da hani biraz daha fazla önem gösteriyorum. Dediğim gibi Buse Nur kardeşim ve Özgecan kardeşim var. Bunlar da bana tekrardan ulaşsın. Bir de M.Seyit diye bir kardeşim var. Bunun Instagram'dan bana önceden yazdı mı bilmiyorum. Eğer yazdıysa bana tekrardan bir Instagram'dan yazsın. Çünkü diğer 4 arkadaşın Instagram'ını biliyorum ama Seyit'inkini bilmiyorum. Lütfen o da bana yazsa çok mutlu olurum. Pazartesiye kadar vakitleri var. Pazartesiye kadar inşallah hepsinin adresini alacağım ve kitaplarını kargoya vereceğim. Şimdi gelelim video başlığına. Arkadaşlar bir de şimdi hani bu vereceğim arkadaşlar demez de normal kişiler der ki keşke kuş verseydin, bilmem kaç paralık kitap mı hediye edeceksin, bilmem ne yapacaksın. Keşke imkanım olsa da hepinize, hatta sadece o arkadaşlarıma değil, hepinize keşke kuş verebilsem. İnşallah ilerleyen zamanlarda biraz yavru sayımız çoğalsın, biraz üretimi çoğaltalım. Gerçekten hepinize kuş vermek istiyorum. Kendi cebimden çıkarıp
kuşun yemesi içmesi önemli değil. Birazcık fazla üretim olsun. Gerçekten sizlere kuş hediye etmek istiyorum. İnşallah ileride de kitap yerine artık kuş hediye ederiz. Kitapla artık yetinin arkadaşlar. Eğer siz de kanala sürekli videoları yorum yaparsanız sizlere de kitap hediye edebilirim. Hatta belki ilerleyen zamanlarda dediğim gibi yavru da hediye edebilirim. Şimdi yavruları çok beğenen arkadaşlar olmuş. Burada rengarenk hepsi kendi yavrumuz zaten. Bunları bir dışarıya salalım isterseniz. Ondan sonra da bakalım neler olacak. Onları izleyelim. Hemen salıyorum. Kuşlarımızı saldık. Şimdi bunları birazcık uçuracağım ben. Bunu yapmamın sebebi de farklı bir video olsun. Bunlar zaten yavru kuşlar ve şu an bulunduğumuz ortam kapalı bir ortam ve kaçacakları yer yok. Biraz da kanatlar açılsın. Hem de size bir görsel şölen olsun diye bunları salmak istedim. Ama çok toz kaldırdılar. Biraz da nefes alıp vermede zorluk çekiyorum. Ama değer yani bunları görmek için. Çünkü hepsi yumurta olduklarından beri hepsinin annesini babasını neredeyse biliyorum. Hangisi hangisinin yavrusu bildiğim için bu da bana zevk veriyor zaten. Şöyle hepsi yavru zaten, hepsi eve geliyor. Ama hepsi sultan papağanının kafesine gittiler. Şu çok dişi, çok sinirli, agresif. İnşallah bunları tutarken canımı yakmazlar çünkü ilk başta getirirken bayağı bir canımı yaktılar. Şunlar bağırıyor arkadaşlar. 2 saattir sesler duyuyorsanız eğer bu sevda papağanları bayağı bağırıyor. Tüy zamanında bir sağ salim atlatsak da artık rahat rahat huzura kavuşsak. Evet, ben de burada ne var diyordum. Arkadaşlar ikisi de yem çuvalının içine girmiş. Şimdi bunların tekini hop biraz şişeye girme. Arkadaşlar şu çok güzel yavru. Ben bunu aslında kendim ayırmak istiyordum. Hani kendim ayırmak istiyordum dedim. Evde bakmak istiyordum. Rengini acayip çok beğeniyorum ben bunu. Annesi babası bu renkte değil aslında. Annesi babasını göstermek istiyorum ben sizlere. Bakın uçmakta zorluk çekiyor. Hop düştü hatta. Ama sıkıntı olmaz. Hani telaşlanmayın. Çünkü uçmayı hani birazcık kanatlarını açmaları gerekiyor bu kuşların. Doğasında çünkü bunların hepsinin uçmak var. Bu da bayağı büyümüş. Yeri rengi falan bayağı mavileşmiş, lacivert olmuş. Şöyle elimize alalım. Bunu da salalım. Arkadaşlar asıl bunların yaşama şeyi budur. Sürekli uçmaları gerekiyor. Sürekli kanatlarını açmaları gerekiyor. Ama biz kafese adapte etmişiz kuşları zamanında. İşte dediğim gibi bu kitapta da hani az önce bahsettiğim kitapta da bunlardan bahsediyor. Aslında bunların yeri doğadır. Kesinlikle doğa olmalıdır. Ama şu an bu kuşları, elindeki kuşların hepsini salmış olsam kesinlikle dışarıda yaşayamazlar. Çünkü kafese adapte olmuş olan kuşlar bunlar. Hiçbirisi şu an doğada yaşayamaz. Kesinlikle bunları dışarıdaki vahşi hayvanlarımız, kuşlarımız kesinlikle bunları öldürür. O yüzden elinizde muhabbet kuşu ya da herhangi bir kafes kuşu varsa kesinlikle bu kuşları salmayın dışarıya. Ölümle sonuçlanacaktır ve siz üzülürsünüz yani. Kesinlikle böyle bir hata yapmayın. Etrafınızda yapmak isteyen de varsa, çünkü biliyorum ben herkes salmak istiyor kuşunu. Hani pet shop'a gidiyor, kuşu alıyor, eve getiriyor, besleyemiyor, dışarıya salmak istiyor. Kesinlikle bu hatayı yapmayın. Yapmak isteyenleri de kesinlikle uyarın. Çünkü bu kuşlar kesinlikle dışarıya gittiği zaman ölümle karşılaşacaktır. Kesinlikle öyle olacaktır. Çünkü bir sürü vahşi kuş var dışarıda. Bunlar da kafes adapte olduğu için kesinlikle dışarıda yaşayamazlar. Nasıl tutacağım hakkında şu an bir fikrim yok. Kuşların hepsini saldık. Oda da biraz büyük. Ama sıkıntı yok. Kuşların biraz kendisine gelsin kuşlar. Bu gördüğünüz arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki Japones'in yavrusu. Japones dişi. Şu solda da albino görüyorsunuz. O erkek. İkisinin yavrusu bu çıktı. Hatta perçemli şöyle. Tutabilirsem diyecektim. Tutamadım. Neyse biraz daha uçsun bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanat açmaya çalışıyor yavru. Yavaş yavaş alışacaklardır. İnşallah ilerleyen zamanlarda salma türü yaparsak eğer bu kuşlarımız daha güzel doğadaki gibi yaşayacaklardır. Bakalım.
Her şeyin hayırlısı diyorum. Videoyu beğendiyseniz tekrardan like atmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.